Dinleyicimiz bir de kiminle evlenmeli falan diye bir suali vardı da. Dinini bilen seven kimseyle. Bu zamanda itikat düzgün mü? Ehl-i sünnet itikadında mı? Bunun en çarpıcı misali. Hakikat yayınlarından İslam Ahlakı Saadet Ebedi kitabını. Mesela bir kız. Talibi olan erkeğe bu kitap hakkında ne dersin diye önüne koymalı. Efendim işte tamam olabilir de falan da feşmekanda diyorsa hiç yanaşma. Niye? Çünkü zehiri kapmış o. Zehiri kapmış. İtikadı bozulmuş. İtikadı bozulmuş. Ben evlendikten sonra böyle yaparım diyorsa ona da yanaşma. Evlenmeden önce yapmayan evlendikten sonra hiç yapmaz. Bir erkek içinde. Bir genç gelmişti. Dedi ki hani annem ısrar ediyor. Anne dedi böyle sol zihniyete falan dedi bir ailenin kızı. İlle dedi görüş. Dedim ben istemiyorum falan. Yok dedim anneni kırma. Git görüş. Belki dedim aynı şekilde hidayetine vesile onun kızcağızın. Yanına dedim Saadet Ebedi kitabını götür. Kız anlatsın kendisini. Görüşme anında evde. Anlattan sonra koy önüne. Bunu ben sana hediye getirdim. Ben bu kitap fikirlere göre iman ettim. Bu kitapta namaz bildiriyor, kılıyorum. Oruç diyor, tutuyorum. Dinen zengin değilim ama zengin olduğum zaman bu kitapta bildirişini zekat vereceğim. Burada haramlar var, helaller var. Yiyeceklerden, içeceklerden bildirilmiş. Giyecekler de bildirilmiş. Burada kadınların da aynı şekilde yapılması gerekenler bildiriliyor. Ben buna uyuyorum. Ve evleneceğim kızın da öyle olmasını. Çünkü evlenirken bir erkek sadece kendine hanım seçmiyor. Doğacak çocuklarını anne seçiyor. Ben annelerimin Müslüman bir hanım olmasını istiyorum. Din düşmanlarını sevmiyorum. Açık net söyle dedim bunları. Net ol. Ben buyum. Ve buna inanan, bu kitaptaki bildirilenleri aynı şekilde kabul eden, yaşayışını kabul edecek olanla da evlenmek isterim. Buyurun size de hediye ettim. Kızcağız demiş bana bir müsaade et. İşte iki hafta falan şey yapıyor, bakıyor. Sonra haber gönderiyor. Ben diyor yapamayacağım öyle. Böylece bak anneni de kırmamış oldum. Şimdi gidiyor. Tabii. Evlenince olur. Boş ver sen. Oğlum evlenince örtünecek. Ya evlenmeden örtünmeyen evlendikten sonra hiç örtünmez, tamam mı? Evlenmek için örtünüyorsa veyahut da bir erkek evlenmek için namaza başlayacağım diyorsa hiç yanaşma ona. Evlenmek için değil, Allah-u Teala'nın rızası için bu. Önce okuyacak. Diyecek. Rabbim böyle emrediyor. Ondan sonra onu okuya kalbine yerleşecek. Kadın da erkek de ondan sonra taviz vermez. Hani canlı bir misal söyleyeyim. Yani şu anda Türkiye'de yaşıyorlar. İşte bir Amerikalı birisiyle evleniyor. Hatta ben Balıkesir Gönen'de vazife yaparken Gönen'e yakın Balıkesir'in bir kazası var. Balya diye. Onun bir köyünden bir kızcağız işte gitmiş Almanya'ya gitmiş falan. Orada işte bir Amerikalı birisiyle karşılaşmış neyse. Evlenmiş. Dini unutmuş kızcağız. Hristiyan bir erkekle evlenmiş yani. Ondan sonra çocukları olmuş bunların. Çocukları olunca biraz yetim düşmüş. Adam Hristiyan. Hristiyan ismi koyacak. Yok bu diyor Müslüman ismi koyacağım. Bir şey olmuş. On sana bakmış ama ya elinde daha önce bir şey yok yani. Yani İslam ismi koyacağım, Müslüman ismi koyacağım ama araştırıyor falan. Hikmetiyle eline tam ilmi saatte bir diye geçmiş kızcağızın. Başlamış okumaya bir yere gelmiş. Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenmeye niyet ettiği an kafir olur. Aha demiş ya. Kocası eve gelince kocasından dinledim ben bunu. Kitabı önüne koymuş. Demiş kusura bakma. Tabii namaza başlamış bu arada. Kocası anlatıyor. Diyor ki hani onun namaz kıldığını görüyordum diyor. Çok hoşuma gidiyor ibadet şekli diyor. Çok hoşuma gidiyor ama diyor bir türlü şey yapamadım diyor. Şimdi diyor o İslamiyet diye diretiyor diyor. O bir kitap bulmuş oradan okuyor diyor. Ben de Hristiyanım diyor. İşte oraya soruyorum buraya soruyorum ama diyor. Ya Hristiyanlığı karıştırdıkça diyor çapanoğlu çıkıyor altından diyor. Aklıma mantığıma ters geliyor tuttuğun diyor. Tuttuğun elinde kalıyor. Tuttuğum elimde kalıyor diyor. İstediğim cevapların hiçbirisini bulamıyorum diyor. Ve işte onu okuyunca kadın önüne koymuş. Ya Müslüman olursun evliliğimiz devam etmesi için. Ve hatta demiş ben ayrılacağım. O dedi bana çok tesir etti dedi. Dedi Amerika'da bu yalnız başına dedi kim kimsesi yok dedi. Rest çekiyor dedi. Ben ayrılırım dedi. Düşündüm dedi. İşte belli bir aşamadan sonra o da İslamiyet'le şereflenmiş. Müslüman olmuşlar. Türkiye'de yaşıyorlar şu anda.
Şimdi kız olsun erkek olsun. Önce ben Müslümanım diyecek, Müslüman kimliğini aynı şekilde hayatına geçirecek. Sonra da ben evlenirken Müslüman bir erkekle. Ya, çevrende çok böyle. Yani, tamam canım herkes Müslüman, seninki de geçti onlar falan diyen çok olur. Hiç aldırmayacaksın onlara. Ben Rabbimden istiyorum, bunlardan istemiyorum ki. İşte oğlan çok yakışıklı, işi de var, villası da var, arabası var. İmanı yok, güle güle. Ya rahat edersin. Neyi rahat ederim ya? İmanım gidecek. 20-30 sene rahat edeceğim ama sonsuz cehennemde. Akıl kârı mı bu? Akıl kârı mı? Onun için erkek de kız da. Erkek de kız da. Efendim biz işte gidelim böyle dolaşalım, çay içelim, sohbet edelim, ondan sonra birbirimizi tanıyalım anlayalım. Yok öyle bir şey ya. 3 aşağı 5 yukarı erkek bellidir, kadın da bellidir. Eğer bunlar Müslümansa Allah-u Teala kendilerine verdiği kabiliyet ve kapasitelerin aynı törpülenerek İslamiyet potasında güzel hale gelir. Müslüman değilse neyini düzelteceksin? Evlenmeden önce işte flört edeceğim de dolaşacağım da falan. Hep o anda birbirlerine böyle iltifat ederler. Güzel tarafları güzel. Evlendiği an, belediye kaydı yapıldığı kanunen evli görüldüğü andan itibaren ikisi de dişlerini göstermeye başlar. Sırtlan olurlar. İkisi de göstermeye başlar. Ama Müslüman öyle değildir. Müslüman olanın bir de kitaplar okumuş olanın bir ölçüsü olur zaten. Tabii. Kitapta böyle yazı edince durur. Yani. Öbürsü nerede duracak? Sınırı olur yani. Öbürsü nerede duracak? Hiçbir yer. Yok. Onu frenleyecek bir şey yok. Frenleyecek bir şey yok. Onun için de efendim bir gezelim, görelim, tanışalım, telefonda görüşelim, internette görüşelim falan bunların hepsi hikaye. Bir de siz sürekli Müslüman olmak tamam da itikadının da düzgün olması diyorsunuz. Yani bir insan ben Müslümanım diyorsa bu yeterli değil midir? Değildir. Yani itikadın düzgün, niye çok önemli bu? Çünkü Mustafa abi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim 70 fırka ayrılacak. Biri hariç diğerleri cehenneme gidecek buyuruyor. İtikadlarının imandan bozuk olması sebebiyle. İster Şii itikadında olsun, ister Mutezile itikadında, ister Cebriye itikadında, ister Kaderiye fırkasında olsun, hangi fırkadan olursa olsun, o 72 bidat fırkasından. Muhakkak cehenneme gidecek. İmanı bozuk çünkü. İtikadı bozuk. Ve bir de itikadı bozuk olan her an küfre düşme ihtimali çok yüksek. Ölçüsü yok. Ölçüsü yok. Gazetelere gene bir şeyler düştü. İşte Diyanet İranlarla aynı şekilde Şiilerle bir anlaşma yapılmış da işte İranlı din adamları gelecek ilahiyat fakültelerinde burada fıkıh dersi verecek. Ne fıkıh dersi verecek ya? Şiinin aynı şekilde Ehl-i Sünnet itikadındaki Müslümanların öğreteceği nesi var ki? İşte efendim aradaki şeyleri söyleyiver, ne bileyim çelişkileri veyahut da aşırılıkları gidereceğiz. Hangi aşırılıkları? Eshab-ı kirama sövmeyi bırakacaklar mı? İşte Hakikat Kitabı'nın yayınladığı kitap ortada ya. Hak Sözü ve Vesikalar kitabı. Bu kitabı Abdullah Süveydi Hazretleri yazmış. Ve o Abdullah Süveydi Hazretleri zamanında Osmanlı'dan o zamanki İran Şahı, Nadir Şah mıydı? Diyor ki bir alim gönderin. Şii mollarlarla oturmuşlar. Oradaki hadiseyi anlatıyor Abdullah Süveydi Hazretleri. Abdullah Süveydi Hazretleri diyor ki molla başına. Diyor ki eshab-ı kirama sövmeyi terk edeceksiniz. Terk ettik diyor. Tekrar diyor terk edeceksiniz. Terk ettik diyor. Yanında da Afgan müftüsü varmış. Diyor ki ya hani terk ettik diyor. Kabul ediver. Bunlar diyor Şeyhan Hazreti Bekir Hazreti Ömer'e sövüyorlar diyor. Hatta işte 2 sene önce Hicaz'da bir şey oldu. Ayaklarının altına Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in isimlerini yazmışlar. İran'da bile helalara aynı şekilde Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'in isimlerini yazıyorlar. Üstüne basıyorlar. Böyle aynı şekilde terbiyesiz insanlar. Eshab-ı kiramın, Peygamber Efendimiz'in iki kayınpederinin ismini o şekilde tahkir eden, Hazreti Ayşe validemize dil uzatan bu insanlar ne öğretecek? Ne öğretecek? Ya olur mu öyle şey ya? Neyi anlaşacaksın? Bir kere aşırılık diyorsun. Bu aşırılığı terk etsin. Ha maksat Türkiye'deki Ehl-i Sünnet itikadındaki kalan o Müslümanları da bozmaksa Allah Teala dilediğine edecek kimse bir şey yapamaz. Onu da bilesiniz. Kendiniz bozulursunuz sonunuzda helak olur. Bunu hangi kurum, hangi şahıs, hangi düşünce yaparsa yapsın sonu felaket olur. Çünkü böyle söyleyenlerin neticelerini gördük. İşte öldü ki herif Yaşar Nuri denen adam. Boyuna saldırıyordu, namaza saldırıyordu. Emevi namazı, bilmem ne namazı, işte tek kaynak Kur'an falan filan derken. Herif en sonunda ölmeden önce ben deistim dedi. Müşrik oldu, kitapsız kafir olarak öldü gitti. Sizi de o soruş bekliyor. Sonsuz cehennem kütü. Ha biz oraya inanmıyoruz. İster inen, ister inanma. Paşa gönlüm bilir.
Oraya gidince görürsün. İnanır mısın, inanır mısın? Aklı karamı orada aynı şekilde hepsi meydana çıkar. Dolayısıyla hani dinleyicimiz kiminle evlenelim? İtikadı düzgün olması lazım. Ehl-i sünnet itikadında olan bir kimse Eshab-ı Kiram'ı sever. Aleyhüm Rıdvan. Bu bir. İkincisi Allah Teala sevgili kullarına aynı şekilde saygılı davranır. Ahmet Mehmet ismiyle söylemez. Ya o öyle söyledi, ben de söyledim demez. Çünkü onlara olan muhabbeti netice itibariyle kendisini tanır. Kendisini tanır. Ehl-i sünnet itikadında olmayan 72 bidat fırkasından evliya çıkmamıştır, çıkmaz. Yani Allah-u Teala'nın sevgili kulu olamaz. Ya Allah-u Teala aynı şekilde bir kulunu sevmezse ondan her kötülük zuhur eder. Onun için itikadı şart. Yani düzgün olması şart. Bu kimse itikad düzgün değilse Şii ise Vehhabi olur. Vehhabi ise ateist olur, deist olur bilmem ne. Her karın ağrısı olur. Olmuyor mu? DH dedikleri nereden çıkıyor? İtikad düzgün olmadığı için hepsi aynı şekilde onların eline tutuşturmuşlar. Kur'an böyle diyor. Allahu Ekber diyor. Çekiyor tetiği. Öbür üstte diyor. Kur'an diyor sana kafir diyor. Allahu Ekber, o da tetiği çekiyor. İkisi de aynı şekilde tetik çekerken Allahu Ekber diyor. Değil mi? İkisi de öyle diyor. Suriye'deki durum işte aynı böyle. Ona tek kaynak Kur'an dedi. Ehl-i sünnetten sıyrıldılar gittiler. Ve tefrika başladı. Ayrılık başladı. Bunların içerisinde bunları toplayacak, birleştirecek. O itikattır. Dolayısıyla ehl-i sünnet itikadında olan bir kimse edepli olur. Haya sahibi olur. Büyüklerine de hürmetli olur. Ve kendisine emanet edilene sahip çıkar. Ya birisi anlattı. Amerika'da dedi, gözümle gördüm dedi ya. Adam İranlı dedi. Şii. Kız kardeşi geldi dedi. Kız kardeşini kazıkladı dedi. Kız kardeşi gittikten sonra demiş ya. Demiş o ticaret demiş o farklı bir şey. Ya bu neseben kardeşine kazık atıyor. Başkasına ne yapar? Onun için itikatta düzgün olması, amelde düzgün olması şart. Ehl-i sünnet itikatında olmayan bir kimse netice itibariyle cehenneme gidecek. Peki böyle bir erkekle evlendiği zaman bir kadın, o kadın da sürükleyecek oraya. Muhakkak gidecek cehenneme. Hele küfre girdiyse sonsuz kalacak. Küfre girmediyse, imanını kurtarabildiyse yine cehenneme gidecek. O itikadının bozukluğu sebebiyle ne kadar kalacaksa Allah-u Teala'nın takdiri cehennemde, ondan sonra çıkacak buyuruyor. Ondan sonra çıkacak. İmanını kaybetmediyse. Eğer imanını kaybetmediyse. Ama zamanımızda da imanını kaybetmemek. Mesela bir zamanlar o dini lider falan filan diye alladılar, pulladılar, süslediler Humeyni diye. Humeyni. Bir kitabını getirmişlerdi. Daha o zaman TGRT falan yoktu. Türkiye Gazetesi'nde Cağaloğlu'ndayız. İşte bizim sayfa servis vardı. Dini konular hazırlayan servis. Oraya gönderdiler. Bir tetkik edin diye. Arkadaşlarla baktık. Ya daha ilk sayfasında, ilk sayfası kitabı tercüme etmişler. 100 tane küfre götüren şeyi düşmüşler. Hatta o adamın o zaman aynı şekilde doğudakiler hep dinlemişler, biliyorlar onu. Adam diyor ki kendi sesinden, Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri için, zulmü o kadar çoktu ki Şah'ın zulmünü bile aynı şekilde solda sıfır bıraktı. Hazreti Ömer'e zalim diyor. Bunun sen neresini düzelteceksin ya? He der, gene bildiğini okur. Bugüne kadar Şiilerin Müslümanlara yardımı tarihte hiç vaki değildir. En çok mesela Ehl-i Sünnet itikadında olan Osmanlı en çok bu Şii İran'a çekmiştir. Halen çekiliyor. Ve seninle konuşur, senden ayrıldıktan sonra gider senin düşmanlarına işbirliği yapar. Çünkü takiye dedikleri bir şeye inanıyorlar onlar. Ehl-i sünnetin düşmanıdırlar. Ehl-i sünnetin yalan söylemek de sevap onlarda. Tabii canım. Sen kalkıyorsun diyorsun ki bununla ben işbirliği yapacağım. Ne işbirliği yapacaksın ya? Ne işbirliği yapacaksın? Güvenilmez yani. Böyle birisine işbirliği yapacaksın. Allah-u Teala muhafaza olsun.